Güzel Oyun'a hoş geldiniz. Güzel Oyun'da bu hafta Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Elvir Baliç konuğumuz olacak. Geçmişe yapacağımız keyifli yolculukta Baliç'in attığı golleri ve oynadığı unutulmaz maçları programda bulacaksınız. Güzel Oyun başlıyor. Elvir Baliç 1974 yılında Saraybosna'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardayken müziğe ve futbola yeteneği vardı. Ailesi her ne kadar müzikten yana tercihini kullanmasını istese de o futbol topunun peşinden gidecekti. Her zaman küçüklükten beri futbolu çok seviyordum tabii. Mahallede başladım tabii bir 8-9 yaşındayken. Bir takıma yazdırmaya karar verdim kendime. Başlamaya karar verdim. O da ilk takım Železniçar takımı Saraybosna'da. Orada 84 senesinde futbola başlamıştım. Seçimler vardı orada. İşte 1000 tane, 2000 tane çocuk geldi. O 2000 tane arasında işte 50 kişiyi seçtiler. Ben de onlardan bir tanesiydim. Öyle devam ettim, başladım. 8 yıl bütün kategorilere geçtim, genç takımlardan birinci takıma kadar. Tabii ondan sonra 92 senesinde savaş başladı zaten. Savaş başlarken tabii futbol oynamak kolay değildi, zordu. Ama futbol hiçbir zaman durmadı. Bir şekilde halı sahalarda, işte kapalı spor salonlarda futbol oynanıyordu. Bir ay içerisinde biz de Saraybosna'dan, bizim rahmetli Aliya İzzetbegoviç başkanımızdan izin aldık. Yurt dışına çıkıp işte oradaki oynadığımız maçlarda topladığımız yardımıyla Saraybosna'daki askerleri yardım amacıyla maçları organize ettik. Bosna Hersek'te 90'lı yılların ilk yarısında çıkan savaş sonunda 100 binden fazla insan hayatını kaybetti. 2 milyondan fazla insan da evinden, yurdundan ayrılmak zorunda kaldı. Bosna için gerçekten çok zor günlerdi. Elvir Baliç ve arkadaşları savaş günlerinde futbola tutundular. Onlar için özgürlüğün yolu futboldan geçiyordu. İki tane çıkış vardı Bosna'dan. Ya tünelden çıkacaksınız, havaalanının altından bir tünel yapıldı. Ya tünelden çıkacağız ya da normalde piste üzerinde geçmeye çalışacağız. Tabii o biraz daha tehlikeliydi. Biz de ilk gece işte grup halinde, çünkü 40-45 kişiydik yani, futbolcular vardı yanımızda, bazı yöneticiler de vardı. İlk gece özellikle benim grup çıkamadı çünkü bayağı bir ateş altında kaldık. Çok ateş ediyorlardı. Hiçbir şekilde geçemiyorduk. Bir gece orada kaldık. Ondan sonra ertesi gece yine deneyecektik. Tam içeri girdik. Piste devam ediyoruz. Yabancı askerlerden biri bağırmaya başladı. İşte durun dedi falan. Siz nereye gidiyorsunuz diye. Biz de yanımızda bir tane ne derler onu, bize götürmeye çalışan bir adam var, hani organize eden, her rapper gibi, o biliyor nasıl yapmamız gerektiğini. Dedi ki bize, sadece dedi susun, hiçbir şey konuşmayın dedi. Durun, halledeceğiz inşallah dedi. Biz de durduk öyle, o da geldi. Baktık konuşuyor, yanında böyle tesis falan vardı, konuşuyor askerlerle. Ben mesela o gün gerçekten çok korkmuştum. Neden korkmuştum? Çünkü bazen piste geçmek isteyen insanları direkt sormadan karşı tarafa götürebiliyorlardı, sırplara götürebiliyorlardı yani. O yüzden olaylar da oluyordu. Ben inanılmaz korkmuştum, hepimiz korkmuştuk o gece. Ondan sonra çağırdı işte, geldi kocaman bir büyük asker aracı. İçine bir girin dedi falan. Biz de bindik arabaya. Şimdi tabii gidiyoruz. Nereye gideceğimize hiç haberimiz yok.
İnanılmaz bir korku vardı. Gittik böyle bir 15 dakika. Sonra kapılar bir açıldı. Baktık orada insanlar bekliyor. Bu tarafa geçmeye çalışıyorlar. Yani insanlar hem o tarafa gidiyorlar hem bu tarafta. Tabii o insanları görünce biz de biraz rahatladık. Dedi ki doğru yerdeyiz. Neyse o araçtan indik. Ondan sonra çok iyi hatırlıyorum. Ben geriden böyle bir baktım. Işıklar yanıyordu karşı tarafa. O da böyle bir 500 metre mesafe. Yani orası savaş, burası özgürlük gibi bir şey. Baktım böyle. Dedim ki artık geçtik bu tarafa yani. Allah'a şükür ettik. Baliç için çok zorlu bir süreçti. Genç yaşında savaşın etkilerini hissetmek, bu gerçekte yaşamaya çalışmak gerçekten büyük bir sabır gerektiriyordu. Neyse ki futbol, onu hayata bağlayan unsurlardan biri oldu. Futbol yolculuğunda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşadı. Hatta öyle ki ölümün soğuk nefesini ensesinde hissetmişti. Biz Saray'da, Saraybosna'dan bir tane hazırlık maç oynuyorduk. Yani Saraybosna'dan yine aynı şekilde o dağda çıkıp Jablanica şehirde bir turnuva organize ettiler. Biz de tabii bir çıkalım dedik. Neyse biz oradan çıktık, o dağa geçtik. İşte maç oynadık. Maçtan sonra yine dönmemiz gerekiyordu. Tam dönerken işte belli bir mesafe kat ettik. Yukarıda dağda çıktık. Bir tane böyle özellikle bir yer var dağda. Orada çok keskin bir viraj var. Şimdi otobüsün oradan geçmesi kesinlikle ilk manevradan çıkamaz. Yani mutlaka orada durup geri çıkması lazım. Sonra tekrar şey yapması lazım. Meğerse orada o virajdan Sırp askerlerin kurduğu bir şey var, silah var. Uzak namlı bir silah var. Oradan yani oraya siz geçmek istediğiniz, biz daha sonra öğreniyoruz tabii. Geçmek istediğiniz zaman otobüs durduğu zaman onlar ateş etmeye başlıyor. Biz de tabii gidiyoruz işte maçtan galibiyet, işte böyle neşeli, gayet güzel. Tam o viraja geliyoruz. Virajdan durduk. Bir başladılar ateş etmeye. Biz de tabii şimdi bütün futbolcular ne olduğunu şaşırıyor. Herkes yerlere yatıyor. Ben de yukarıda oturuyorum. Bir tane arkadaşım vardı yanımda. Ben de sırtımı döndüm. Hani dedim ki eğer kurşun gelirse, hani sanki sırtımda gelirse. Yani o psikoloji tabii, korku. Şoförü de ilk kapıdan el freni çekti ve çıktı dışarı. Dışarı çıktı, arka kapıyı kapalı bıraktı. Şimdi tabii biz de çıkamıyoruz. Ön tarafta da çıkamıyoruz. 40 kişiyiz içeride. O kadar kargaşa, yerle yatıyorlar, oturuyorlar. Ne yapacağız? Hala devam ediyor ateş etme. Sürdü böyle bir 30 saniye, belki 1 dakika sürdü. Bir tane arkadaşımız vardı arka koltukta oturan, o kapının orada. O bir şekilde böyle indi aşağıda, o kapı açtı orada. Biz de yavaş 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 sürünerek o kapıdan arkadan çıktık. Ve bir tane böyle uçurum gibi bir yer var. Oradan koşmaya başladık. Hep beraber böyle koşmaya başladık. Bir baktık hala ateş ediyorlar. Bizim otobüsü yaktılar. Yani ateş ederken ateş aldı ve otobüsü yaktılar. Yani benim o gün yani ölüme çok yakındım. Yani gerçekten, çünkü hiçbir şey yapacak hiçbir şey yoktu. Biz otobüsün içinde mahsur kaldık. Neyse indik aşağıda. Ondan sonra işte otobüsü hala ateş etmeye devam ettiler. Biz de bekledik orada. Bekledik yeni otobüs gelsin diye 4-5 saat bekledik. Hala bombalar atıyorlar. Tabii çok yani unutamam o günü. Yani savaş şöyle enteresan bir şey ki, yani Allah kimseye göstermesin. Ha sonuçta hayat devam ediyor. Siz bir şekilde yaşamak İstiyorsunuz yani, mecbursunuz yani buna. Belli bir aktiviteler oluyor işte, ne bileyim maçlar oluyor işte mahalle arasında her bir şekilde. Sonra bir bakıyorsunuz bir yerde bomba düşüyor, ölen oluyor işte. Bu yani dediğim gibi çok değişik bir, Allah kimseye göstermez. Ja poznajem prije nego kad je došao, kad je počeo da igra u Bursi, od tada ja pratim njegovu karijeru. Jeste ga znali prije u Sarajevu dok je? Ne, nisam. On je došao kod dijete, on je vratio, došao ovdje.
Boşnak oyuncular yardım toplama amacıyla özel maçlara devam ediyorlardı. Arabistan, Endonezya ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yardım karşılaşmalarında forma giydiler. Yetenekli olan futbolcular gidilen ülkelerde kalıp bir daha geri dönmüyordu. Böylece Bosna'dan tam kadro çıkan takımda sayı her geçen gün daha da azalıyordu. Elvir Baliç'te Bursa'da oynanan özel maçta yeteneğiyle fark yarattı. Bu maç onun kaderini de belirleyen maç olacaktı. Biz gerçekten bayağı ülke gezdik. Malezya, Endonezya, Arabistan. Ondan sonra işte Avrupa'da çok ülkeleri gezdik. Sürekli o maçlara oynayıp o yardım topladı. Yani 55 tane maç oynadık uluslararası. Bak benim kariyerimde mesela çok çok büyük bir önem vardı. Çünkü genç yaşta o kadar iyi maçları oynayıp kesinlikle farklı oyuncu kültürle. Yani bana çok yardımcı oldu. Tabii bir tane maçlardan bir tanesi Bursa'daydı bizim takımla. O zaman Necat Hoca, Necat Diyeç rahmetli hocaydı. Biz de Bursaspor'a karşı oynadık. Bir hazırlık maç. O hazırlık maçta hatırlıyorsam 5-2 mi ne 5-3 biz kazanmıştık o maçta. Bayağı bir iyi oynadık. Ben de iyi oynadım o maçta. O maçtan sonra bana işte Necat Hoca gelip işte ne düşünüyorsun biz hani senin burada kalmanı istiyoruz falan. Valla dedim hani biz izin aldık hani böyle bu şekilde kalmam zor olur nasıl olacak. Baliç yanında Baliç'e bırakıyor Berkaç nefis haydi Hakan yap ikinci gol bu Susi ikinci gol. Hani ondan sonra bana bir telefon numarası verdi dedi ki bu numarayı al hani olur da yarın öbür gün işte ne bileyim belli bir zamandan sonra izin alarak ya da ne bileyim buraya gelmek istersen beni arayabilirsin dedi Necat Hoca. Maçları bitiyordu artık Bosna'ya dönecektik. Biz de İstanbul'da tekrar geldik ve İstanbul'dan artık Sarajevo'ya geçecektik. Dönmemiz gerekiyordu. O gün işte İstanbul'da bekliyoruz. Uzun böyle bir 5-6 saat beklememiz gerekiyor uçağa. Bizim yönetimimiz nedense bilmiyorum pasaportları böyle ortada bıraktı. Yerde bıraktı. Herkes uyuyor işte böyle otelde değiliz. Havaalanında böyle dinleniyoruz falan. Saat böyle hatırlarsan gece saat 2-3 gibi. Ben de dedim bir gideyim bir arayayım bir sorayım yani ne olur ne olmaz. Gittim aşağıda bir tane telefon kulübesi var oradan aradım. Hocanın eşi çıktı telefonda. İşte böyle böyle dedim hani Necat Hoca orada mı falan konuşabilir miyiz? Tabii dedi. Hoca uyuyordu, kalktı. Ya dedim hocam dedim biz dedim böyle böyle işte İstanbul'dayız işte ne düşünüyorsunuz hani hala ilgileniyor musunuz hani ben gelmek isterim. Tabii tabii dedi ilgileniyoruz yani sen dedim eğer dedi o zaman Maçka Oteli vardı Beşiktaş'ta dedi o otele gelirsen dedi biz seni almaya geliriz yani ben dedi şoförü gönderirim falan. Ondan sonra şimdi tabii pasaportu almamız lazım. Yerden falan bakıyoruz. Yönetim var mı, yok mu? Bize görecekler mi, görmeyecekler mi? Neyse o yavaş yavaş ben bakıyordum onlara. Arkadaşım da böyle seçiyor. Şimdi 13-14 tane kalmış ama seçiyor falan. Bir çıkarttı benim pasaportu, kendi pasaportu. Eşyalarımız da duruyor. Dedim ki eşya yok yok diyor eşyaları almayalım. Dışarı çıkalım bir an önce taksiye binip kaçalım. Biz de böyle aldık. Hiçbir şey yok. Eşofmanın içinde para, hiçbir şey yok. Biz de taksiye bindik. Taksi de bizi dedi ki Maçka Oteli'ne götürün. Götürdü orada. Orada geldikten sonra gerçekten aslında en zor günlerden bir tanesi. Nasıl hissettim biliyor musunuz? Yani ne oradayım ne Bursa'dayım hiçbir şey belli bir değil. Ortada kaldım. Pasaportu, param yok, şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ortada kaldık. Dedim ya olursa gelmezlerse ya anlaşamazsa ne yapacağız? Geri dönemeyiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Biz de Maçka'ya gittik. Bekliyoruz. Aradım ben hocaya. Dedi ki şoför geliyor dedi sizi almaya. İyi biz bekle bekle biraz uyuyoruz falan filan. 3-4 saat geçti. Baktım şoför geldi. Biz de Bursa'ya doğru yolculuk başladı. Geldi gece. İşte ertesi gün işte gazetede çıktı. 2 tane işte Bosna oyuncusu işte böyle kaçtı. Şöyle oldu böyle oldu. Kariyerinde belki de en başarılı dönemi Bursaspor'da geçirdi. Attığı goller ve oynadığı futbolla kısa sürede futbol severleri kendini hayran bıraktı. Özellikle 1995-1996 sezonundaki Intertoto Kupası hem Baliç için
hem de Bursa şehri için unutulmazdır. UEFA Kupası'na katılmak için mücadele veren Bursa Spor, çeyrek finalde Almanların köklü takımı Castro ile karşılaştı. Bursa'daki maçta hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir hikaye yazılacaktı. Bu arada Balic vuruyor! O maç zaten benim hayatımda da belki unutulmaz maçların arasında. Gerçekten müthiş bir maçtı. Ki o zaman Kalsuriye takımında çok güçlüydü. İşte Hessler'ler, bilmem bir sürü iyi oyuncu vardı. Çok güzel bir maçtı. 120 dakika bir maç sürdü. 3-3 maç bitti. İşte onlar öne geçti, biz 1-1 yakaladık. Hatta bir daha önemi var benim için. Benim ilk golüm. Yani Bursa Spor'a attığım ilk golü Kalsuriye maçında. Böyle bir kısaca bir olay anlatayım. Şimdi biz o gruplar oynarken ben iyi oynuyorum, iyi performans gösteriyorum ama bir türlü gol atamıyorum. Yani o kadar şey ki herkes benim gol atmamı istiyor. Yani bütün taraftar hani ne olursa olsun ama Balic gol atsın. Herkes öyle. Yani dışarıda iyi niyetliyim, çok iyi oynuyorum, pozisyona giriyorum, vuruyorum, işte asist yapıyorum ama bir türlü gol atamıyorum. Sonra ne yapacaklar? Dediler ki bu Kalsuriye maçından beni bir yaşlı teyzeye götürsünler. Orada bir kurşun döktürsünler falan. Ben de tabii o zaman bilmiyordum hani bu nedir ne değildi. Allah Allah soruyorum. Dedim ki bu olay ne? İşte anlatıyorlar bana. Bir gideceksin işte orada kurşun döktürüyorlar. İşte biraz böyle şans gelsin şey yapsın falan. Direkten dönüyor toplar bilmem ne. Bir türlü gol atamıyorum. İyi neyse biz gittik o teyze. Haydi onu bitirdik. Sonra kurban kesiyorlar. Kurban tesislerin önünde kurban kesiyorlar. Benim ayaklarımı sürüyorlar falan filan. Peki bu maçtan önce. Valla çıktık o maça. 1-0 mağluptuk. Hessler attı çok iyi hatırlıyorum. İşte kaçıncı dakika galiba böyle 30. dakikada. İşte 20-25 metreden böyle bir soldan aldım, soldan vurdum. Gerçekten güzel bir goldü. Stat yıkıldı zaten. Hem 1-1 oldu hem benim atmam. Ben de taraftarlara koşuyorum, otelleri falan böyle sallıyorum falan. İnanılmazdı yani. O gol artık dedim ki artık attık yani rahatladık. Herkes de rahatladı. Bu arada Balic vuruyor. Atacak demiştim. Şeytanın bacağını kıracak demiştim. 1-1'di. İşte 2-1, 2-2. 3-2 yakaladık. 3-2'den sonra %100 bir tane pozisyonumuz Sisi'nin rahmetli kaçırdı. Çizgiden çıkarttık bir oyuncu. Ya 4-2 olacaktı. Maç bitecekti. Orada o top döndü. Biz de 3-3 oldu. Balli sola kaçıyor. O sağa. Ve Erçivel at golünü. Ondan sonra devam etti öyle. 120 dakika bittikten sonra işte penaltılara geçildi. Penaltılarda da 9-8 kaybettik. 9-8 bir tane penaltıyı kaçırdık. İşte Ercüment. At golünü Ercüment dedim. O vurdu. Bakın ağların altından top dışarı gitti. Ama gol olarak dışarı gitti. Gol olduktan sonra dışarı gitti. Yani gerçekten çok üzülmüştük. Herkes üzülmüştü ama tabii bütün stat alkışladı. Yahu performans, çok iyi bir performans gösterdik o takıma karşı. Ve benim kariyerimde dediğiniz gerçekten hani Bursa Spor şampiyon oldu ama hala 20 sene geçti. Hala insanlar o maçtan, o Intertoto Kupa'dan bahsediyorlar. Bizden bahsediyorlar. O kadar artık İnsanlar hatırlıyor ki o maçları ve gerçekten müthiş bir duyguydu. Güzel bir performanstı. Herkesi de mutlu ettik o zaman. İyi bir kadromuz vardı, iyi arkadaşlık vardı. Bursa Spor'da 1994-1997 yılları arasında forma giyen ve 2005 yılında hayatını kaybeden Mususi, Yeşil Beyazlı Kulübün tarihinde özel bir yerdedir. Timsah sevinci olarak bilinen gol sevincinin mucidi olan Mususi, attığı goller ve sempatik kişiliğiyle taraftarların gönlünde taht kurmuştur. Intertoto maçlarında başladık. Mususi galiba zannedersem hemen ilk maçta bunu yaptı.
birden böyle hiçbir şey söylemedi, hiç konuşulmadı. Başladı böyle hani timsah yürüyüşü arkasında bir kişi, kişi falan derken öyle bir timsah şey hiç konuşulmadı, görüşülmedi. O da bize bir şey söylemedi, anlatmadı. Nasıl olduysa biz de şaşırdık. Yani bir an aniden oldu. Tabii birinci, ikinci maçtan sonra artık her maçta, her gol attıktan sonra o timsah yürüyüşü başladı. Ligde de öyle devam etti. Ve öyle kaldı yani Musisi'nin timsah yürüyüşü. Elvir Baliç Bursa Spor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başladı. O dönem transfere yüksek bütçeler ayıran İstanbul Spor, Elvir Baliç'i kadrosuna katmak istiyordu. Ama boşnak futbolcu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanacaktı. Bursa Baliç'i, Baliç de Bursa'yı çok sevmişti. Ancak kariyer planlamasında geleceğe dair hedefleri de vardı. Fenerbahçe'den gelen 9 milyon dolarlık transfer teklifi, Baliç ve Bursa Spor için o dönem göz önüne alındığında gerçekten karşı konulmazdı. Üçüncü sene bittikten sonra ciddi bir şekilde, ciddi bir teklif ilk Fenerbahçe'den geldi. O zaman Aziz Yıldırım Başkan seçilmişti, Fenerbahçe başkanı oldu. Hatta bir oyla galiba kazanmıştı, şey oldu. İlk temasa o geçti benimle. Konuştuk, direkt konuştuk. İşte benim Fenerbahçe'ye gelmemi istedi. Ben de tabii daha sonra Safet Hoca ile konuştuğumda Safet Hoca da bana söylemişti, yani biz de seni istedik. Yani çünkü resmi bir şey bize gelmedi. Biz de istedik ki aynı, hatta para veriyorlardı da İstanbulspor, ama tabii tercih çok farklı olurdu çünkü Fenerbahçe ve İstanbulspor yani kıyaslanamaz. Gerçekten Fenerbahçe çok büyük bir camia olduğu için. Bir de tabii başkanımızı da o zaman beni arayıp da ilk hatta sadece sözle, ben başkanımıza söz verdim, dedim ki başkanım eğer buradan ayrılırsam tek ilk takımda, yani size söz veriyorum, ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum. Ve öyle bir temasa geçtik. Üçüncü sezon Bursaspor'da bittikten sonra hemen görüşmelere başladık. Benim bir sene daha mukavelem vardı Bursaspor'da, ama tabii büyük bir bonservisle anlaştık. Hem kulüpler anlaştı, hem de ben de anlaştım ve öyle Fenerbahçe'ye geldik. Haydi çocuklar, Baliç öne açıldı. Sağ ayakla vurabilir misin? Vurursun, vurur! İşte bu. Ben hatırlıyorum 9 milyon dolardı galiba bizim Bursaspor'a veren bonservis. En pahalı transfer. Tabii Bursaspor'da tarihinde en pahalı transfer ve bunu tabii 20 sene önce, yani şimdi de çok büyük bir para ama o zaman da inanılmazdı. Yani herkes böyle, hatta şöyle bir şey vardı. Çok büyük bir baskı vardı üzerimde. Sonra 9 milyon işte gazete yazmaya başladı, işte bonservisi şu kadar verilir. Ondan sonra soru soruyorlar işte insanlara, işte siz ne düşünüyorsunuz bu kadar? İşte birileri diyor ya bu para verilir mi? Bu kadar oyuncuya bir para verilir mi? Yani işte kulübe para verilir mi? İşte bu parayla bu kadar yol yapılır, bu kadar otoban yapılır, bu kadar okul yaptırır falan filan. Benim üzerimde öyle bir baskı oluştu ki dedim benim suçum ne ya? Yani ne yapacağım, ne edeceğim, neyse o konu anlaştıktan sonra ben hemen Bosna'ya gittim. Dedim ki hani tatil geldi, dedim ki buradan uzaklaşayım. İstanbul'dan o baskıdan dedim orada kendime biraz tatil yapayım. Gerçekten çok büyük bir, hatta show, magazin programlarında benimle ilgili böyle, hatta şey vardı, Rating Hamdi bir program vardı. İşte banyo yapıyorum paralarla falan filan. Ya neler neler, yani hiç unutmam öyle şeyleri. İşte Baliç. Herkes sol ayağını söyler. Vuracak mı dedim. Bravo Baliç. Aldığın paraya da helal olsun diyelim. Bio İstanbul Spor. Prije nego što je on otišao u Fenerbahçe, ja sam htio da ga dovedem u Istanbul Spor. Čak smo ponudili velike pare bili za to, u to vrijeme za njega, ali otišao u... Jesmo. Imao je on ponudu tada od Istanbul Spora. Vrlo, mi smo Istanbul Spor u to vrijeme je ponudio isto da plati kao što je Fenerbahçe platio za njega. Što nije došao?
između İstanbul Spora i Fenerbahçe. Normalno nema dileme. Parma defansta, arka tarafa gol! Mükemmel bir top var işte ve top ağlarda. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kısa sürede takıma uyum sağladı. Futbolunu her geçen gün geliştiriyor, artık Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başlıyordu. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toşak Real Madrid'in başına geçti. Deneyimli futbol adamı Fenerbahçe'den Elvir Baliç'i kadrosunda görmek istiyordu. Baliç için o yıllarda yaşananlar masaldan farksızdı. İspanyol devi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Nije bilo iznenađenje s obzirom u to vrijeme on bio po meni najbolji igrač u Turskoj. Toşak odveo tamo, Toşak ga je poznavao i sve tako. Kadıköy'de taraftarlar onun futboluna tam olarak doyamadı. Sarı lacivertlerde 30 maçta 18 gol attı ve artık Real Madrid'e transfer olmuştu. Onun için rüya gibi başlayan hikaye kısa sürede kabusa dönüşecekti. Tabii Madrid'e geldikten sonra havaalanında 100 tane gazeteci, kameralar, işte bu kim, hani nereden geldi bilmiyorlardı. Çünkü sonuçta gerçekten hani Türk Ligi'nde de çok fazla takip ediyor, beni de tanımıyorlardı. İşte büyük transferi, tarihinde, Madrid'in tarihinde en büyük transferi. Ne kadar etkileşmişsin hocam? Benim bildiğim 19-250 bin dolar, yani 20 milyon dolara yakın bir bonservis ödemişler. Çok çok büyük bir gerçekten paraydı. İstanbul'da da yol yapılır o parayla. Yol yapılır, şu yapılır, bu yapılır. Sonuçta geldik oraya. İşte dediğim gibi basın toplantısı falan filan. İşte 3 gün kaldık orada, işte muayene falan. Sonra tabii tatile, ondan sonra başladık Real Madrid'le beraber antrenmana çıkmaya. İlker Casillas, Salgado, Ivan Elguera, Campo, Karanka, ondan sonra Carlos, Redondo, Seedorf. Müthiş bir kadro vardı. İlk sene o. Morientes, Raul, McManaman. Yani gerçekten Savio çok iyi vardı. Savio vardı. Yani uyandım, dedim ki ya ben Madrid'deyim. Hani çünkü o kadar çok şey hızlı gelişti ki yani benim için. Aslında ben de şoktaydım. Yani Bursa, Fener, Real Madrid, yani bir sene içinde birden her şey değişti. Yani birden en zirveye çıkıyorsunuz ve yani ben de şoktaydım. Yani gerçekten hem psikolojik olarak geldim, şimdi nasıl davranmam gerekiyor, büyük yıldızlar, hani arkadaşlık nasıl falan, gerçekten endişeliydim. Ama sağ olsun, gerçekten hep derler ya, büyük yıldızlar büyük insan olur. Hani o kadar iyi insanlar, o kadar çoğunu, mütevazı insanlar bana karşı saygıları, hani karşılık saygı çok çok önemliydi ve gerçekten onu hissettim. Çünkü her zaman söylüyorlardı, bir tane Hierro'nun röportajında vardı, dedi ki yani Real Madrid'e bir oyuncu geliyorsa bu kötü oyuncu olamaz yani. Milli takımda Estonya maçı vardı, Estonya'da 4-1 maçı kazandık, 4 tane attım ben o maçta, 4-1 kazandık, müthiş bir maçtı benim için. O maçtan sonra Barcelona-Real Madrid maçı var, çok iyi hatırlıyorum. İşte beni gazeteciler arıyor, ya çok iyi maç geçti, 4 tane atmışsın, bilmem ne, iyi toparladın, geldin kendine falan, formdasın falan. İyi dedim, hani dönüyorum falan. Ondan sonra o maça hazırlanıyoruz. Toşak da beni ilk 11'de oynatıyor. Son böyle 5-10 dakika antrenman bitiminde, yani antrenman bitecek. Ondan sonra otobüse gideceğiz, uçağa gidiyoruz Barcelona'ya. Yani ilk 11'deyim. Son 10 dakika işte taktik çalışmalarda böyle bir pres yapayım derken, bile futbolcu bir baskı yapayım derken, yağmurlu bir havaydı. Ayağım bir kaydı içeride. Orada bir baktım, ses bir geldi. Ben yerde yattım, böyle ağlamaya başladım çünkü duydum. Tabii futbolcular geldi, herkes toplandı, ne oldu falan. Ben de ayağıma basamıyorum. Aldılar beni kucağına. İşte ağlama, hani üzülme falan. Ben dedim ki hani belki bir menisküs, bir şey yani, çünkü orada böyle bir ses geldi. Neyse, hastaneye götürdüler beni, maalesef şey dediler, hani çapraz bağ koptu tamamen diyor, parçalandı. Sen dedi en az dedi 5-6 ay dedi yoksun dedi, üzgünüz falan. Tabii ben de o anda çok ağladım, o maçı üzüldüm yani. Barcelona maçını oynasaydım, orada belki sakatlansaydım o kadar şey yapmazdım, ama o derbi oynamaya nasip olmadı, ne yapalım. Madrid'de sakatlığı sebebiyle yaşadığı sıkıntılı günlerden sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye döndü. Mustafa Denizli ile yenilenen sarı lacivertler
Galatasaray'ın 4 yıl üst üste devam eden şampiyonluk serisine son verdi. Fenerbahçe'de geçen başarılı bir sezonun ardından yeniden Madrid'e döndü. Ancak kulüp politikası gereği Los Galacticos adı verilen rüya takım kurulmaya başlamıştı. Dünyanın en pahalı oyuncularının bir arada oynatılma fikri, Madrid kulübü için yeni bir transfer ve pazarlama politikasıydı. Bu yapıda Balic'in forma bulma şansı bir hali düşüktü. Ondan sonra tabii 6 ay süresi, işte hoca değişikliği, Del Bosque geldi. O toparlama sürecinde tabii çok az oynamaya forma şansı buldum. Yani çok transfer de geldi. Tabii. Çok transfer. Zaten sonra Zidane, Figo geldi. Ciddi bir transfer yapmışlar. Aynen. Müthiş bir kadro yine yapmışlar. Sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye tekrar geldi. Fenerbahçe'de de işte bir sene şampiyon olduk o sene. Mustafa Denizli Hoca vardı. Sonra tekrar Madrid'e döndüm. Yine kampa katıldım. Kamptan sonra işte Del Bosque ile görüştüm, konuştum. Çok işte transfer yaptık, çok iyi oyuncularımız vardı. Hani senin için biraz zor olur oynamam falan filan dedi. İyi dedim hocam falan, ben de kulübe bakacağım falan. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kısa bir süre Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giydi. Ardından Galatasaray'a transfer oldu. Fatih Terim'in sarı-kırmızılı kulüpteki ikinci dönemiydi ve yeni bir takım kuruluyordu. Balic bu kadronun en önemli oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürdü. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık yeniden zor günlerin habercisi olacaktı. Ondan sonra tesadüfen İstanbul'a gittikten sonra bir otelde, şimdi bilmiyorum hangisi, böyle fitness'e indim. Tatil yaptım biraz, 5-6 gün böyle spor yapıyorum. Gördüm böyle şey koşarken Haldun üstüne verdi. Galatasaray'ın. Orada işte yönetimle bir şeysi vardı. Yönetimin içindeydi bilmem. İşte dedi ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işte konuştuk ettik falan. Durumun ne falan. Valla dedim ayrıldım işte Madrid'e falan. Dedi Galatasaray'a gelmek ister misin dedi. Ben de düşünüyorum şimdi, Galatasaray büyük camia, oynamıyorum orada. Güzel kulüp hani. İstanbul'da biliyorsun. İstanbul, evet. İstanbul'u da biliyorum. Dedim ki yani hem oynamak için çok iyi bir fırsat, tekrar bir çıkış yakalamak için. Dedim tamam, neden olmasa, ne konuşalım. O zaman Fatih Terim Hoca geldi. İstemişler falan. Orada da anlaştık işte. Ben de 3 sene daha mukavelem vardı Real Madrid'de. Orada feshettim. Galatasaray'da 3 sene imza attım. Balic, top sol ayağında Balic, ceza sahasına girdi Balic, vuruşuna gol! Gol, 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 gol! Geldi beraberlik golü Fabio Pinto! Fabio Pinto gol attı, işte beraberlik golü geldi. Derin bir nefes alıyoruz. Sonra Galatasaray'a geldikten sonra tabii açıkçası o sakatlıkta hala böyle %100 iyileşmedi. Yani iyiydim ama daha sonra öğreniyorum. Madrid'de o ilk ameliyat yaptıkları, işte kadavradan alınan işte çapraz bağ tutmadı. Sonra o dizi hala aynı şekilde, aslında hiçbir şey yapmamışlar gibi bir şeydi. Ben hiç sürekli rahatsız ediyordu Galatasaray'dayken. İlk 7-8 hafta hiç oynamadım zaten. Ondan sonra işte oynamaya başladım falan derken Fatih Hoca'dan sonra Hacı geldi. Orada o dönemde iyi oynamaya başladım. Fatih Hoca'nın döneminde de iyi oynamaya başladım. Tekrar aynı şekilde. Gençler Birliği maçında. Aynen. Çok. Evet, 1-1'di maçı. 30. dakikada tekrar aynı pozisyon, aynı şekilde çapraz tekrar kopuyor. Tabii ondan sonra benim kariyerimde bu o dönemde böyle yavaş yavaş inişe geçti. İşte dediğim gibi 2,5 sene Galatasaray'da kaldım. Daha sonra Hacı ile de çalıştım. Ondan sonra işte kiralık olarak yine Safet Hoca geldi Konya'ya. O çağırdı, ben de tabii seve seve gittim yarım sezon. Ankara Gücü'nde yine hoca vardı. Yine onunla beraber gittik. İstanbulspor derken işte ikinci ligde bıraktık ondan sonra futbolu. Futbolu bıraktıktan sonra Bosna Hersek milli takımında antrenörlük yapmaya başladı. Elvir Balic için kariyerinde yeni bir sayfa açılıyordu ve milli takımla tarih yazacaktı. 35 yaşındayken futbolu bırakma kararı aldı. Yaklaşık bir yıl sonra Bosna Hersek milli takımında Saffet Sus için yardımcısı olarak göreve başladı. Teknik adamlık kariyerine oldukça hızlı bir giriş yaptı.
Bosna Hersek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacaktı. Bu zafer ülke için büyük bir anlam ifade ediyordu. Küçükken bile idolümdü Saffet Hacı. Benim sadece değil, çoğu futbolcuların Bosna'daki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Kesinlikle Saffet Suşić. Ondan sonra çağırdı beni. Ben de seve seve tabii kabul ettim. Sonra başladık öyle beraber çalışmaya. İlk maçlarımız Avrupa Şampiyonası için galibaydı, evet. O sene de topladığımız, en çok tarihinde topladığımız puanları da işte son maçta Fransa ile berabere bitirdik. Aslında o maçı kazansaydık direkt çıkıyorduk. Çıkamadık o sene ama başarılı geçmişti. Yani Aspali, aynen. Evet, başladı. Yani çünkü Portekiz'de şey yenilmiştik, barajda yenilmiştik. Ondan sonra ikinci sezon başladık, şey Dünya Kupası için maçları elemeye başladık. O sezon daha da iyi oldu. Ve tarihinde, tabii Bosna'nın tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katıldık. Yani 18 yıl, 19 yıldan sonra. Yani müthiş bir duyguydu. Çok da zor maçlar oynadık. Yani inanılmaz bir duyguydu. Biz Saffet Hoca ile öyle çalıştık. Yani 5 sene, 5,5 sene beraber çalıştık. Bugünlerde Alanyaspor'da Saffet Suşić'in yardımcılığını yapan Elvir Baliç, takımını puan durumunda iyi yerlere getirmek amacında. Bu doğrultuda çalışmalara devam eden Boşnak futbol adamı, milli takımda yakaladığı başarıya benzer bir hikaye yazmayı hedefliyor. Saffet Suşić hocam ve yanında da Elvir Baliç hocam birlikte, zaten kaleci hocasında yine Türkiye'de futbol oynamış biri, aynı zamanda Fevzi Laiç biliyorsunuz. Emrah Eren'le de birlikte bir kadro oluştu. Zaten Elvir Baliç hocamla zaten Saffet Hoca biliyorsunuz zaman zaman birlikte olan bir şey var. Yani biz burada yani nerede deyim yerindeyse iki hocayı birden yani kulübümüze kazandırdık. Mi smo imali zaista dobre rezultate u reprezentaciji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine po prvi put je otvorila svjetsko prvenstvo. Da ćemo i ovdje da ostvarimo uspjeh. Naš je uspjeh ako ostanemo u ligi. I eventualno sljedeće godine da napravimo dobru ekipu. Jer nam je zaista nam je lijepo ovdje. Dobar je klub, lijep je grad. Şimdi Alanyaspor'da tabi şu anda durum şu anda iyi değil tabi. Biraz aşağıdayız. Puan olarak baktığımız zaman çoğu takımlarda yakınız. Ama bu bizim için de fırsat. Sonuçta biz bu Alanyaspor'u iyi bir kadro olduğunu düşünüyoruz ve biraz daha yukarılara da taşımak istiyoruz Alanyaspor'u. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Gayet iyi çalışıyoruz. İyi kadromuz var. İyi transferler yapıldı. Kolay olmayacak. Zor da fikstürümüz de var aslında. Ama öbür takımlarda da zor fikstürü var. Dediğim gibi amacımız da bu sene ligde kalmak. İnşallah onu başaracağız. Yani şu anda iyi yoldayız. Elvir Baliç. Müthiş sol ayağı, hızı, tehlikeli şutlarıyla bir döneme damga vurmuş değerli oyunculardan biri. Bosna'daki savaştan arkadaşlarıyla futbola tutunup çıktıklarında kurduğu hayallerin birçoğunu gerçeğe dönüştürdü. O, kariyerinde zirvedeki parıltıyı da, dipteki yalnızlığı da yaşamış bir isim. Belki de yaşadığı talihsiz sakatlıklar olmasaydı, futbol severler onu çok daha farklı seviyelerde, çok daha uzun süre izleyebilecekti. Futbolculuk döneminde yarım kalmış gibi görünen şarkısı, şimdilerde teknik adamlık yolunda çalmaya devam ediyor. Mahallede başladım ve şöyle diyebilirim, yani futbol, ya bizim dönemimizde, bizim gençliğimizde biz çok güzel bir gençliği yaşadık. Yani biz eskiden dışarıda çok top oynardık. Ne bileyim çeşitli turnuvalarda işte okuldan çıkıp biz de iki tane taş koyardık hemen. Öyle hemen maç yapardık. Şimdi maalesef bugünkü jenerasyonlar bu konuda sıkıntılar yaşıyorlar. Dediğim gibi ben hayatımda iki şey yapmayı biliyordum. Biri futbol, biri müzik. Mutlaka biri bir gün düşündüm hani olacak. Ha futbolcu olmazsam belki bir müzikle uğraşırdım. Belki bir şarkıcı olurdum, bir şey olurdum. Ama futbol benim için her şeydi. Tabii bunun sadece tek başına yapamazdım. Bunu benim ailem de çok destek verdi, bana inandı, güvendi. Bu da çok önemli.
futbol, dediğim gibi futbolun dışında müzikte de uğraşıyordum. Müzik, şarkı söyleme severdim, akordeon çalardım küçükken. Yani dediğim gibi ikisi birden, yani ikisi birinden aslında ailem daha çok müziğe ilk başta destek veriyordu. Hani daha kolay diye, ama ben her zaman futbolu çok daha seviyordum. Yani futbol benim her şeyimdi ya. Futbol olmasaydı kim bilir ne olurdum daha sonra. Veruyem uluba zanudayım sve İsuze idino İspiyam zbog nje. Güzel Oyun'da bu hafta Elvir Baliç'in hikayesini izlediniz. Haftaya yepyeni bir bölümle ve yepyeni konularla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.